Herkese merhaba. Bugün InDesign ile nasıl döküman ayarlarını yaparım konusunu işleyeceğiz. Haydi başlayalım. Bugün InDesign ile döküman ayarlarını nasıl yaparım konusunu işleyeceğiz. Bunun için ilk önce dosya menüsüne gelip yeni diyoruz ve yanda açılan belge sekmesini tıklıyoruz. Burada hep en son kullandığınız dokümanlar gözükebilir. Yukarıda baskı web mobil diyor. Eğer bir baskı için bir doküman hazırlayacaksanız burayı tercih etmeniz tavsiyemdir. Burada hazır ayarlar var. İsterseniz Adobe'nin sunduğu ücretsiz şablonları da kullanabilirsiniz. Ama biz şimdi bir tane boş bir şablon açalım ve bunu nasıl ayarlayalım onu görelim. Örneğin ben A4 dokümanı seçtim solda. Sağ tarafta da ki panelden de isterseniz dokümanın isim ayarını yapabilirsiniz. Mesela ben Antetti dedim. Genişlik ve yükseklik ayarlarını buradan tekrardan düzenleyebilirsiniz. Birim olarak isterseniz santimetre, milimetre, web olsaydı bunu piksel olarak da değiştirebilirdik. Yapabilirdik. Yönlendirme dediği ise sayfanın dikey mi yatay mı olacak. Üstüne geldiğinde zaten yazıyor. Dikey adam görseli dikeyi ifade ediyor. Yatay adam, yatay fotoğraf ise yatay görselini, yani yatay yönünü ifade ediyor. Sayfalar sekmesi biz şu an antetli hazırladığımızı varsaydığımız için bizim için çok önemli değil. Karşılıklı sayfalar dediğimiz şey birden çok sayfaları ifade ediyor. Bu kitap olur, dergi olur. O yüzden şu an o seçeneği kaldırıyoruz. Başlangıç dediği yine çoklu sayfalar için geçerli. Yani bir kitap yaparsınız bu 10 sayfalık olabilir. Yani 10. sayfasına itibaren ek bir doküman yaparsanız 10. sayfadan itibaren başlatmasını istiyorsanız sayfa numarasını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Tabii bunları sonradan da değiştirebiliyoruz. Bu ön hazırlık ayarları kolaylık sağlaması için yapılan bir şey. Birincil metin çerçevesi dediği ise açtığımız sayfalarda otomatik olarak metin alanlarını, boş metin alanları, pencereleri koyuyor. İsterseniz buraya otomatik olarak yazıları sonradan ekleyebiliyorsunuz. Tekrardan soldaki yani metin bölümüne gelip açmamak için kullanılan bir panel. Şimdilik bunu da tıklamıyoruz. Sütun dediği işte sayfamızın kaç sütun olacağı. Mesela dergilerde görürsünüz 2 sütunlu, 3 sütunlu ya da gazetelerde 5 sütun, 9 sütun, 12 sütun. Bunlar hep buradan ayarlanıyor. Sütun aralıklarını buradan veriyorsunuz. Kenar boşlukları dediği ise sayfamızdaki sayfa boşluk ayarlarımızı belirlediğimiz bir yer. İsterseniz bunu buradan değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hepsi otomatik değişti. Bunun nedeni buradaki zincir. Bu zincir bağlantısını koparırsanız bunu tek tek de yapabilirsiniz. Üst, sol, sağ, alt kısmı olarak. Ben genelde bunu bağlı tutuyorum. Daha kolaylık sağlasın ama sonradan da farklı tasarım ölçülerinde farklı şekilde kullanabiliyorum. Taşma payı ve bilgi alın dediği şey aslında baskı için önemli bir bölüm. Biz dokümanımızı baskıya gönderirken mutlaka taşma payı vermek zorundayız. Bunu da buradan yapıyoruz. Ben genelde 3 mm kullanıyorum. 5 mm olarak da kullananlar var. Benim tercihim 3 mm ve sıkıntı da çıkmıyor açıkçası. Onu da söyleyeyim. Bilgi ise yaptığımız özel işlerde kesimli işli olabilir. Bullak vermişizdir, gofre vermişizdir. Biraz onunla ilgili bir durum. Hani baskı alanına girmeyen ama PDF'e, hazırlayacağımız PDF'e diyeyim. Kaydederken ekstra not düştüğümüz alan, ekstra bir alan açıyor. Oraya da yazı olarak notumuzu düşebiliyoruz. Şimdi oluştur diyorum. Oluştur dedikten sonra karşımıza bir sayfamız çıkıyor. Gördüğünüz gibi bir kırmızı alan var. Bu kırmızı alan bize taşma alanını ifade ediyor. Sağda paneller var, pencereler var. Bunları istersek kapatabiliyoruz, açabiliyoruz. Hani başka şekillerde de gelmesini sağlayabiliriz. Solda da çalışma araçlarımız var. Tool kısmı dediğimiz. Ben şu an Türkçe kullandığım için artık bu araç olarak geçiyor. Bu pencere kısmından sağ taraftaki çalışma alanını farklılaştırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada hazır ayarlar var. İsterseniz kendiniz de çalışma alanı oluşturabilirsiniz. Ben genelde standartta bırakıyorum ama bazen kitap sekmesini de kullanıyorum. Burada daha çok metinsel alanları belirtebiliyor. Daha çok hani yazıyla ilgili şeyleri gösteriyor. İsterseniz ne diyelim, tipografi diyelim. Tipografi dediğimizde de burada farklı panelleri açıyor. Bu artık sizin tamamen kendi çalışma düzeninize göre ayırabileceğiniz bir şey. Ben genelde esaslarda da bırakabiliyorum. Peki dokümanı açtık. Bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra aslında yazı, şekil, çizgi ekleme gibi şeyler yapacağız. Ama bunları daha sonraki videolarda göstereceğiz. Videonun çok uzun olup sizi sıkmaması için yaptığım bir şey bu. Kısaca üst panelden de bahsedersek, üst panel buradan bizim açtığımız nesnenin özelliklerini değiştirmeye yarar. Özelliklerini iyileştirmeye yarar. Bunlardan da kısaca bahsetmem gerekirse işte yine genişlik, yükseklik değerleri, bu dikdörtgeni açtığımız x, y sayfadaki koordinatlarını belirleyebiliyoruz. Fotoğraf çağırırsak burada fotoğraf ayarlarını verebiliyoruz. Ölçeklendirmesini yapabiliyoruz. Yine buradan renk ayarı verebiliyoruz. Stroke yani çizgi ayarlarını da buradan yapabiliyoruz. Kalınlığını buradan ayarlayabiliyoruz gibi birçok alternatif şeyler var. Ben bunları daha sonraki videolarda paylaşacağım. Şu an için yaptığımız iş sadece doküman ayarlarını görmek. Mesela bir dokümanı açtık, bitti. Biz nasıl kaydedeceğiz? Bunu Ctrl+S ya da komut Mac'lerde de Ctrl+S+S tuşuyla yapabiliyorsunuz kısa yola. Ve uzun yolunu da hani daha çok tavsiye ediyorum. Zaten sonradan ezbere kısa yollarını yapıyorsunuz. Dosyaya geliyorsunuz, kaydet dedikten sonra Ctrl+S dediğinizde karşınıza bir şey geliyor, pencere açılıyor. O pencereden kaydettiğinizde dokümanınız kayıt olmuş oluyor. Bugünlük temel bir InDesign'a giriş dersi oldu. Herkese iyi günler diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.